5 Nisan 2021 tarihlerini kapsayan da bir dizi kararlar üretmiş bulunmaktadır. Bu kararlar çerçevesinde sokağa çıkma yasağının verdiği yetkiyi kullanarak 29 Mart 2021 pazartesinden itibaren pazar hariç her gün gece saat 22'den sabah saat 5'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına, pazar günleri ise sadece eczane, fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulamasına karar vermiştir. Marketlerin çalışma saatleri ile tedarik zinciri işlemlerinin 8-21 saatleri arasında olması, perakende ve mağazacılık hizmetleri, restoranlar sabah 10 gece 21 saatleri arasında hizmet verebilmeleri imkanı tanınmış. Açık olan tüm işletmelerde müşteri ve çalışan toplam azami 5 metrekarede bir kişi olacak şekilde düzenleme yapılarak hizmet üretilmesine karar vermiştir. Bunun yanında berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyoları 07-19 saatleri arasında çalışmalarını sürdürebileceklerdir. Kapalı olmaya devam edecek yerler arasında sinema salonları, gösteri merkezleri, nişan düğün salonları, doğum günleri, mevlitler, kasinolar, bar ve tavernalar, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spalar, açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, klap, hamam, saunalar. Açık olan sektörler ise bağlı oldukları birlikler ve ilçe emniyet kurumları tarafından denetlenecektir. Buradaki açık olan işletmelerde dediğim, az önce saymış olduğum işletmelerin dışında kalan tüm işletmeleri kapsamaktadır. 29 Mart 2021 pazartesi tarihinde okulların 12. sınıflarının açılabilmesi amacıyla 12. sınıf öğrencilerine, öğretmenlerine ve okul çalışanlarına Sağlık Bakanlığımız tarafından antijen testi ile tarama gerçekleştirilecektir. Yeşil hat tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs'ta ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgelerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik saat 21'e kadar karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun bulunmuş. Ticaret yapacak kişiler son 7 gün içerisinde negatif PCR testlerini görevlilere ibraz etmeleri kaydıyla bu işlemlerin tümünü gerçekleştirebileceklerdir. Yurt dışından, yani Güney Kıbrıs'tan diplomatlar haricindeki diplomatik misyon şoförleri son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR testlerinin sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın 2 saatlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yapabilmelerine imkan yaratılmıştır. Karantina kapasitesi göz önünde bulundurulduğundan Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile ülkemizde düzenlenecek uçak seferlerinin günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200 kişi bulunacak şekilde bugünden itibaren başlamasına karar üretilmiştir. Bed ofislerinde yiyecek servisi yapılmadan ofislerin kapalı alanları 1/3'ünü kullanmaları koşuluyla hizmet vermeleri mümkün olacaktır. Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri, lisanslı yüzücülerin antrenmanları
ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecek, ancak havuzlarda kurs faaliyetleri kesinlikle yapılmayacaktır. Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Afrika'da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür. Kapalı spor salonları, hazırlanan taahhütnamelerde belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek, spor salonlarında görev yapan çalışanlar 7 günde bir PCR testlerini yinelemek kaydıyla hizmetlerini sürdürebileceklerdir. Ülkemizde vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde haftalık PCR testlerini de yapmaları kaydıyla 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren kapalı alanlarda yapılacak olan takım sporlarının, yani voleybol, basketbol ve benzeri antrenmanlarının seyircisiz olarak yapılması uygun bulunmuştur. Profesyonel tiyatro sanatçılarının çalışmalarını, provalarını bireysel olarak yapmaları uygun bulunmuş, konser sanatçılarının ise projelerini hijyen ve mesafe kuralına uygun yapmaları mümkündür. Sanatçıların birlikte performans sergilemeleri ise seyircisiz, çevrim içi olarak yapılacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR testleri aranacaktır. Müzik eğitmenlerinin birebir ders vermeleri kaydıyla müzik derslerinin başlaması uygun bulunmuş. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yenileme zorunluluğuna tabi tutulacaktır. Bugün Bakanlar Kurulumuzun rutin yapmış olduğu toplantısında üretmiş olduğu kararların yanında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulumuzun önerileri doğrultusunda da önümüzdeki hafta gerek ortaya koyacağımız sokağa çıkma yasağı, gerekse açık mekanlarda veyahut kapalı mekanlarda halkımızın alacağı hizmetlerin nasıl olması gerektiği ve bunların ne şekilde denetleneceği bugün ürettiğimiz Bakanlar Kurulu'yla belirtilmiş, halkımızın da bu kurallara riayet etmesi bizim için çok önem arz etmektedir. Ben buradan bir kez daha halkımızdan şunu rica ediyorum. Covid-19 sayesinde gerçekten tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de vatandaşlarımızın hastalıktan bıkkınlık derecesine geldiği ortadadır. Ancak tüm bunlara rağmen hastalığın ülkemizde daha fazla yayılmaması vatandaşlarımızın, yani bizlerin elindedir. Bu bağlamda maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zaman uymamız gerektiğini, uymayan vatandaşlarımızı uyarmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu da bir kez daha yinelemek ister. Tüm vatandaşlarıma en derin saygılarımı sunarım.